ışık yılı çapında bir okyanusu var. Dedi ilk kaos şehri lideri. Evrende kim tanrısal güç bakımından ona rakip olabilir. Onun tanrısal bedeninin boyutu çok çirkin. Luo Feng başını salladı. Gerçekten çok çirkindi. Evrende çok sayıda özel organizma vardı ve bunların çoğunun devasa bedenleri vardı. Ancak en büyük özel yaşam formları bile birkaç yüz milyon mil yüksekliğe sahipti ve bunların çoğu bitki ırkından ve kaya ırkındandı. 9 uzaklık okyanusu'na gelince, onun çapı 10 on ışık yılının üzerindeydi. 10 ışık yılı ile karşılaştırıldığında birkaç yüz milyon mil 9 uzaklık okyanusu ile karşılaştırıldığında en güçlü dünya ağacı gibiydi. Kova'da bir damlaydı. Hiç kimse neden bu kadar inanılmaz derecede devasa bir vücuda sahip olduğunu anlayamadı. İlkel kaos şehir lideri başını salladı. Başka hiç kimsenin tanrısal bedeni onunkiyle kıyaslanamaz. Ayrıca dokuz uzaklık ustasının herhangi bir yetenek tekniğine sahip olmadığını da duydum. Ha! Luo Feng sersemlemişti. Yetenek teknikleri yok mu? İlkel kaos şehir lideri, 9 uzaklık ustası hiç şüphesiz evrendeki özel bir yaşam formudur, dedi. Ancak yok edilse ve başka bir tanrısal beden üretilse bile hiçbir yetenek tekniğinde ustalaşmamıştır. Sonuçta bu adil bir evren. Evren tarafından ona zaten aşırı derecede büyük bir tanrısal beden bahşedildi. Bu nedenle, o diğer alanlarda kesinlikle sınırlandırılmalıdır. İlkel Kaos şehri lideri aniden Luo Feng'e baktı ve sordu. Neden 9 uzaklık ustasını sormak için buradasın? Şimdi bana nedenini söyleyebilir misin? Luo Feng, üçüncü bedenimi doğurmak istiyorum, diye yanıtladı. Prens gibi üçüncü bir vücut. Prens, İlkel kaos şehir lideri şaşkına döndü. Evet, dedi Luo Feng. Dokuz uzaklık dünyasındaki prensler. Bildiğim kadarıyla bu prenslerin dokuz uzaklık okyanusuna benzer bir şeyleri var ama onlara. Kraliyet denizleri deniyor. Ama dokuz uzaklık ustasının yalnızca üç çocuğu var. İlkel kaos şehir lideri dedi. Üç mü? Dedi Luo Feng. Evet, üç çocuk. Bunlardan biri bir evrenin efendisi. Diğer ikisi ise evren şövalyeleridir. Ancak öldürülseler bile diriltilebilirler. Luo Feng kahkahalara boğuldu. Öğretmenim, dokuz uzaklık dünyasından öğrendiklerime göre. Dokuz uzaklık ustasının aslında toplam 108 çocuğu var. Ve dokuz uzaklık dünyasında 108 kraliyet denizi var. Ancak bu prensler aynı derecede güçlü değil. 3 evren şövalyesi, düzinelerce ölümsüz savaşçı ve düzinelerce sektör lordu var. 108 İlkel Kaos şehri lideri şaşırmıştı. Eğer 108 tane varsa yaşam seviyeleri çok yüksek olmayacaktır. Luo Feng başını salladı. O da aynı şeyi düşünmüştü. 9 dünya ağacı vardı. Oysa 9 uzaklık ustasının 108 çocuğu vardı. Sayı ne kadar büyük olursa yaşam seviyesi o kadar düşük olur. Sonuçta yaşam formları ne kadar güçlüyse o kadar nadirdi. Bazı özel yaşam formları türünün tek örneğiydi. "Kraliyet denizinin suyunu mu almak istiyorsun?" İlkel kaos şehri lideri sordu. Luo Feng 108 Kraliyet Denizi'nin tamamı 9 uzaklık dünyasının merkezinde yer alıyor ve hiçbir yerli ordu onları korumuyor, dedi. Yanlış. İlkel Kaos şehir lideri başını salladı. 9 uzaklık ustası ordular olmasa bile bunu fark edecektir. Luo Feng sersemlemişti ama İlkel Kaos şehri liderinin haklı olduğunu hemen fark etti. 9 Uzaklık Okyanusu, 9 Uzaklık Ustası'nın bir parçasıydı ve tüm okyanus tamamen onun kontrolü altındaydı. Orada olup biten her şeyden haberi olacaktı. Sadece biraz su alacağım. Sanırım sorun olmayacak. Luo Feng gergindi. İlkel Kaos Şehri lideri, ben o kadar emin değilim, dedi. Sonuçta su çocuklarının tanrısal bedenlerinin bir parçası. Ama ben bile ne olacağından emin olamıyorum. Eğer dokuz uzaklık ustası suyu aldığınızı öğrenirse, ona sadece benim öğrencim olduğunuzu söyleyin. Borçlu bana büyük bir iyilik. Biraz su iyi olur. Luo Feng öğretmenine her zamankinden daha fazla minnettar hissetti. İlkel Kaos şehir lideri gerçekten de ona çok yardımcı olmuştu. İlkel Kaos şehri lideri Luo Feng'e memnun bir şekilde baktı. Eğer Luo Feng'in gelecekteki üçüncü bedeni dokuz uzaklık ustasınınki gibi olsaydı, öldükten kısa bir süre sonra yeniden canlandırılabilirdi. Ve enerjiler sınırsızdı. O zaman Luo Feng kesinlikle insan ırkının inanılmaz ölümsüz bir savaşçısı olacaktı. Luo Feng artık bu dürtüye karşı koyamadı. Şimdi gidip su alacağım. Git. Dedi ilk kaos şehir lideri. O da sonucu sabırsızlıkla bekliyordu. Yıldız 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 yıldız. Dokuz uzaklık dünyasında. Moşa'nın bedeninin gözleri parladı. Gökyüzüne uçtu ve 9 uzaklık dünyasının merkezine doğru koştu. Bu dünya o kadar uçsuz bucaksızdı ki Moşa'nın bedeni varış noktasına ulaşana kadar yarım yıldan fazla bir süre boyunca uçtu. Kraliyet denizleri Moşa'nın bedeni gökyüzünde durup uçsuz bucaksız okyanusa bakıyordu. Muhteşem bir manzaraydı. Önce 108 kraliyet denizini inceleyeceğim. 108 kraliyet denizinin varlığını bilmesine rağmen onlar hakkında hiçbir ayrıntıya sahip değildi. Okyanusların boyutları gelecekteki tanrısal bedeni üzerinde büyük bir fark yaratacaktı. Bu yüzden Luo Feng'in dikkatli karar vermesi gerekiyordu. Teftiş için denizlerde uçarak bir ay daha geçirdi. 108 kraliyet denizinden 56'sı kırmızıydı ve kanlı denizler. İsmine layıktı. 56 kanlı denizin tamamı aynı büyüklükteydi ve yaklaşık 50 milyon mil çapındaydı. Ayrıca suyun içeriye aktığı 49 kraliyet denizi vardı. Diğer denizlere benziyorlardı ama çapları 600 milyon mil kadardı ve bunlar Yerli canlıların bahsettiği, küçük kraliyet denizleri, YDI. Ayrıca çapları 20 milyar mil ila 63 milyar mil arasında değişen 3 kraliyet denizi vardı. Bunlar efsanevi, büyük kraliyet denizleri idi. Moşa'nın bedeni aşağıya bakarken, pek çok yerli canlı buraya ibadet için geliyor, dedi. 108 kraliyet denizi çevresinde. Özellikle de küçük kraliyet denizleri ve büyük kraliyet denizleri çevresinde pek çok yerli canlı saygılarını göstermek için yere kapandı Kanlı denizlere gelince etraflarında neredeyse hiç kimse yoktu Tapmak Moşa'nın bedeni başını salladı Küçük kraliyet denizleri ve büyük kraliyet denizlerinde çok sayıda yerli canlı doğdu Bu bu kraliyet denizlerinin ebeveynleri gibi olduğu anlamına geliyordu doğduklarında götürülecekler ve dokuz uzaklık dünyasının çeşitli şehirlerine yayılacaklardı. Yetişkin olup yeterince güçlendikleri zaman geri dönerler ve ana denizlerine taparlardı. Hatta buraya gelip kendi sonlarını bekleyen bazı hasta ve ölmekte olan yerli yaratıklar bile vardı. Burada doğdular. Burada öldüler. Belki de bu yerli yaratıklar prenslerin kraliyet denizleri olduğunu ve kraliyet denizlerinin de prensler olduğunu bilmiyorlardır, diye düşündü Moşa kendi kendine. Ancak bazıları kraliyet denizlerinde, bazıları ise ataların denizlerinde doğdu. Bu, doğal olarak prenslerine ve imparatorlarına saygı duyacakları anlamına geliyor. Su Moşa'nın cesedi aşağıya daldı ve kanlı denizin kıyısına indi. Küçük kraliyet denizleri ölümsüz prensleri gösteriyordu. Büyük kraliyet denizleri, evrenin şövalye düzeyindeki prenslerini gösteriyordu. Kanlı denizlere gelince, onlar sektör lordu seviyesindeki prensleri temsil ediyordu. Sektör lordu seviyesindeki prensler zayıftır ve denizleri kana benzer diye düşündü. Üstelik yavruları kanlı denizlerde doğamaz. Kanlı denizler ancak ölümsüz hale geldikten sonra sıradan denizlere dönüşecek ve hayat doğurma yeteneğine sahip olacak. Luo Feng başını salladı. Yıldız 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 yıldız. Küçük kraliyet denizleri ve büyük kraliyet denizleri çevresinde sayısız yerli canlı ibadet ediyordu. Kimse kanlı denizlerde doğmadığından kanlı denizler çevresinde ibadet eden neredeyse kimse yoktu. Burada ne yapıyorsun? Yerli bir yaratık indi. Moşa'nın bedeni ona baktı ve kanın hızla aktığı geniş kanlı denize doğru döndü. Saygıyla şöyle dedi. Sadece kanlı denizi görmek istiyorum. Büyük Kraliyet Denizi'nde doğdum ama benim Büyük Kraliyet Denizim uzun zaman önce aynı kanlı deniz gibiydi. Yerli ölümsüz savaşçı Moşa'nın bedenine baktı. Dikkatli olun. Kural çok açık. Kanlı denizler çevresinde kavga yok ve kimse suyu almamalı. Tabii ki anladım. Moşa'nın bedeni başını salladı. İyi. Ölümsüz yerli savaşçı daha fazla bir şey söylemedi çünkü kendi halkından birinin yasak bir şey yapacağını kesinlikle düşünmemişti. Moşa'nın bedeni ölümsüz yerli savaşçının gidişini izledikten sonra mırıldandı. Böyle tabuların olduğunu bile bilmiyordum. Belki de yeterince bilgi toplamamışım. Ama bu doğru. Kraliyet denizleri prenslerdir. Kanlı denizler ise nispeten zayıf ve kırılgan hayatları olan sektör lordu düzeyindeki prenslerdir. Bazı güçlü yerli yaratıklar kanlı denizlere istemeden zarar verebilir ve hatta bazıları sektör lordu prensleri bile öldürebilir. Zaman geçti. 9 uzaklık dünyasının gökyüzünde ve diyarında kanlı sis her zaman havayı kapladı. Kanlı denizde kan akıyordu ve kanlı denizin kıyısında Moşa'nın cesedi duruyordu. Şu anda başka hiçbir şey umurumda değil. Onu almalıyım. Moşa'nın bedeni etrafına baktı. Kanlı denizler yakınlarında ibadet eden kimse yoktu ve en gizli olanlar da bir milyar milden fazla uzaktaydı. Yeterince hızlı olduğu sürece, bir istisna dışında kimse onu fark etmeyecekti. 9 uzaklık ustası. Biraz su almam benim için sorun olmaz. Çapı 50 milyon mil olan bir denizdir. Biraz suyun bir sakıncası olmaz. Moşa'nın bedeni aslında biraz endişeliydi. O korkunç 9 uzaklık ustası çileden çıkmış olabilir. Üçüncü bedenim için. Geleceğim için. Bunu yapmalıyım. Moşa'nın bedeni yetenek tekniği alanını gerçekleştirdi ve denize çıktı. Ellerini uzattı. Kanlı sudan biraz su aldı ve hızla dünya yüzüğüne koydu. Dünya yüzüğü tarafından taşındı. Orijinal dünyalı vücut ve Bulu of Engin sahip olduğu en sağlam dünya yüzüğüydü. Elbette dokuz uzaklık ustası elinin bir hareketiyle onu yok edebilirdi. Deniz kan kokuyordu ve Moşa'nın bedeni parmağı suya dokunduğunda kokusunu alabiliyordu. Bu kesinlikle su değil, diye fark etti. Bu kan, su. Moşa'nın bedeni orijinal konumuna geri döndü. İki kez etki yaptıktan sonra 0,1 saniyeden az zaman geçti. Zaten kanlı denizin suyunu almıştı. 9 uzaklık dünyasında seyahat ediyordum ve 9 uzaklık ustası benim teknik alanımı zaten biliyor olmalı. Moşa'nın bedeni uzakta ibadet eden yerli yaratıklara baktı. Beni fark etmediler. İyi. Aksi halde eğer yasak bir şey yaptığımı görürlerse kuşatılırım. Tam Moşa'nın bedeni ayrılmayı planladığında, Hon İnanılmaz ve inanılmaz bir güç geldi. 9 Uzaklık Dünyası Luo Feng'in etrafındaki yüz milyonlarca kilometrelik enerjiye yoğunlaştı ve bir hale geldi. Luo Feng'in önündeki boşluk, daha sonra devasa bir yüzün hatlarına dönüştü. Vahşilik gökyüzünü ve etrafındaki toprağı doldurdu. Her şey kırmızıya döndü. Kanlı gökyüzünde ve karada. Dev kafa Moşa'nın bedenine diklik baktı. Dokuz uzaklık ustası ulaşmış. Moşa'nın bedeni şaşkına dönmüştü. Etrafına baktı ve etrafındaki yüz milyonlarca kilometrelik gökyüzünün ve toprağın zaten dışarıdan engellendiğini gördü. Yalnızca dokuz uzaklık ustası bu kadar anında harekete geçebilirdi. Aynı zamanda diğer kraliyet denizlerinde ibadet eden diğer yerli yaratıklar. Luo Feng yönüne baksalar bile yalnızca sıradan kanlı denizleri görebiliyorlardı. Büyük bir kafa gökyüzünde süzülerek Moşa'nın bedenine bakıyordu. Soğuk bir ses tüm kanlı gökyüzünde ve toprakta yankılandı. İnsan, sabrımı zorluyorsun. Moşa'nın bedeni sersemlemişti. Dokuz uzaklık ustası. 9 uzaklık dünyasında olup biten her şeyi gerçekten biliyordu. Luo Feng şimdi Moşa bedeni olarak ortaya çıktı. Ancak 9 uzaklık ustası ona insan adını verdi. Bu da insan vücudunun kendisine ait olduğunu bildiği anlamına geliyordu. Neyse ki beni hemen öldürmedi diye düşündü Moşa'nın bedeni kendi kendine halen statüsünü önemsiyor ve ataların tanrı okulu ile yakın bir ilişkisi var. Bu yüzden benim gibi bir mirasçıya saldırmadı. Ama şimdi ne yapmam gerekiyor? Ataların tanrı okulunun üç ata tanrısı arasında bile asil ve özel bir statüye sahiptir. Bana saldırmamasının tek nedeni statüsünün iyiliğiydi. Eğer onu daha fazla kışkırtırsam beni doğrudan öldürecek ve ne ataların tanrı okulu ne de insan ırkı bu konuda hiçbir şey yapamayacak. Öncelikle onu bir daha kışkırtmamalıyım. İkincisi, o kanlı denizin suyuna ihtiyacım var. 9 uzaklık ustası. Daha önce dünya ağaçlarının dallarını ve yapraklarını çaldığım için gerçekte neyin peşinde olduğumu anlamış olabilir. Ama bu sadece benim varsayımım. Yaprağı dünya ağaçlarına ait olan ağaç adasından çaldım. Ne olursa olsun, en güçlü dünya ağaçları bir evren efendisinin gücüne sahiptir. Öte yandan dokuz uzaklık ustası orayı sürekli izlemiyor olurdu. Her zaman izlenmek gibi büyük bir varlık yoktur. Bırakın en güçlü dünya ağacını ben bile sevmiyorum. Belki dokuz uzaklık ustası dünya ağaçlarının yapraklarını çaldığımı fark etmemişti bile. Eğer bunu fark etmeseydi suyu neden aldığımı bile bilmeyebilirdi. Dokuz uzaklık ustasının dev kafası kükrerken, Moşa'nın bedeni en kötüsüne hazırlanmaya ihtiyaç duyduğunda düşünceler akın etti. Selamlar, evren efendisi, dedi Moşa bedeni onu selamlayarak. Moşa'nın bedeni dünya yüzüğüne geri dönerken, o orijinal dünyalı bedenine dönüştü. Dokuz uzaklık ustası ona, insan, dediği için, Luo Feng'in saygıdan dolayı kesinlikle orijinal dünyalı bedenini göstermesi gerekiyordu. Dev kafa Luo Feng'e baktı. Çemberden kaçtıktan sonra neden ayrılmadınız? Ben ben şansımı denemek istedim. Luo Feng saygıyla söyledi. Çemberden ayrıldıktan sonra kimsenin moşa bedenimi tanımlamayacağını düşündüm ve dokuz uzaklık. Girdabının diğer tarafı ataların tanrı okulunun tüm nesil mirasçıları için her zaman bir sır olarak saklandı. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ortalığımın ortaya çıkmasını önleyecek kadar şanslı olabileceğimi düşünmüştüm ama şimdi. Seni gördükten sonra evren efendisi. Her şeyin senin gözetimin altında olduğunu fark ettim. Dev kafa. Luo Feng'i başı aşağıdayken izliyordu. Luo Feng'in saygı ve sükunetle cevap vermesinden memnun görünüyordu. Dev kafa. Benim gerçek adım dokuz uzaklık ustası. Dedi. Dokuz uzaklık ustası. Luo Feng saygılı bir şekilde yanıtladı. Senin hakkında bir şeyler duydum Blade River İmparatoru insan. Klonlama yeteneği tekniğin var ve ben seni öldürsem bile kendini diriltebilirsin. Bu yüzden bu kadar sakinsin. Değil mi? Luo Feng cevap verdi. Şimdi 9 uzaklık ustasıyla buluşuyorum. Nasıl gergin olmayayım? Sadece sakinmiş gibi davranıyorum. Hahaha. <laughs> Dev kafa kahkahalara boğuldu ve ses tüm kahrolası gökyüzünü ve toprağı büyük dalgalar gibi yaladı. Uzun bir süre sonra durdu. Yavaş yavaş yüzü kayıtsızlaştı. 108 Kraliyet Denizi'nin, özellikle de kanlı olanlarının yasak olduğunu bilmeliydin. Benim dünyamdaki bilgiyi toplamalıydın. Suyu çalmaya nasıl cesaret edersin? Konuş, konuş, konuş konuş, konuşmak, konuşmak, konuşmak. Luo Feng'in ruhuna nüfuz etti ve zihninde yankılandı. Bir anda illüzyonun tuzağına düştü. Kırmak. Luo Feng'in çoğu evren şövalyesinden daha güçlü bir iradesi vardı. Dokuz uzaklık ustasının onu sadece sesiyle kontrol etmesi yeterli değildi. Hım. Dokuz uzaklık ustası Luo Feng'e baktı. Dev yüzünde şaşkınlık parladı. Bazı evren şövalyelerinin bile baştan çıkarılabileceği gibi, bir sektör lordunun bu sese karşı koyabilmesine şaşırmıştı. "Efsanevi 108 Kraliyet Denizini merak ediyorum. O yüzden buraya onları görmeye geldim." dedi. Diğer kraliyet denizlerindeki suyun özel bir yanının olmadığını buldum. Ancak bu kanlı denizlerdeki su sadece kan gibi görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda kan gibi de kokuyor. Bunun ardındaki sırrı merak ettim. Bu yüzden biraz su aldım. Düşündüm ki kanlı deniz çok büyük olduğu için biraz su hiçbir şey değildi. Bu yüzden şansımı denedim. Şansını denedin mi? Dev kafanın sesi soğuklaştı. H-I-M-M yasak olduğunu biliyordun ama yine de dokundun. Bu nedenle cezana hazırlanmalısın. Luo Feng korktu. Başlangıçta dokuz uzaklık ustasının öğretmenine borçlu olduğu iyiliği kullanmak istemiyordu ama, şimdi bunun için endişelenemezdi. Dokuz uzaklık ustası, dedi. Hayır, dedi dokuz uzaklık ustası. Aslında istedim. Tamlu o bu iyiliği kullanacakken 9 uzaklık ustasının aslında bunu yapmak istedim. Dediğini duyunca konuşmayı bıraktı. Dev kafa onunla alay etti. Seni öldürmek istediğimi mi sandın? H -I -M, M. Seni öldürmek istedim ama bu plandan vazgeçtim çünkü sen ataların Tanrı Okulu tarafından eğitilmiş muhteşem bir varlıksın. Atalardan kalma Tanrı Okulu mu? dedi Luo Feng. Dev kafa, ataların Tanrı Okulunda resmi üyeler ve alt üyeler var, dedi. Alt üyeler resmi üyelerden daha fazla savaşır. Alt üyeler ataların Tanrı Okulunun en güçlü gücüdür. Luo Feng başını salladı. Ataların Tanrı Okulunda yalnızca birkaç resmi üye vardı. Yüz milyonlarca ırktan sayısız eşsiz yetenek. Aday peygamberler. Aday tanrılaştırılmış generaller ve canavar tanrısı mirasının yüksek başarıları gibi ataların tanrı. Okulunun alt üyeleri olarak kabul ediliyordu. Birçoğu evrenin derebeyi seviyesindeydi. Çok büyük bir güçtü. Ben koruyucu tanrısal efendiyim. 9 uzaklık. Dev kafa Luo Feng'e baktı. Sen Blade River İmparatoru, Alt Örgüt'ün bir üyesisin ve sen çok önemli birisin. Luo Feng gözlerini hızla kırpıştırdı. Tanrısal ustayı mı koruyorsunuz? Dev Kafa Luo Feng'e bakarak, "Alt organizasyonda koruyucu peygamberler, koruyucu şövalyeler, koruyucu bir şövalye ustası ve koruyucu bir tanrısal usta var." dedi. Koruyucu tanrısal efendilerin her biri bir gücün başıdır. Bugünden itibaren sen Blade Nehri İmparatoru, ataların Tanrı Okulu'nun alt organizasyonunun koruyucu peygamberisin ve ben de senin koruyucu tanrısal efendinim. Sen güçlendikçe statün o kadar yüksek olur. Bu şartları kabul edersen canını bağışlarım. Kabul etmezsen ne olacağını biliyorsun. Luo Feng sersemlemişti. İnanılmaz. Dokuz uzaklık ustası koruyucu tanrısal bir ustaydı. Luo Feng başlangıçta dokuz uzaklık ustasının ilkel kaos şehir lideri öğretmenine borçlu olduğu iyiliği kullanmayı planlamıştı. Atalardan kalma tanrı okulunun gözlerinin zaten onun üzerinde olduğunun pek farkında değildi. Dev kafa Alt organizasyonda olsanız bile insan ırkınıza düşman olmayacaksınız diye devam etti. Alt organizasyonda çok özgür olacaksınız ve davranışlarınızda hiçbir sınır olmayacak. Ara sıra ataların Tanrı Okulu'nun ele alınması gereken bazı sorunları olur ve işte o zaman bir emir gelir. Siz hatta eğer yapmak istemiyorsanız görevi reddetme nedenlerinizi bile yazabilirsiniz. Peki, bunun bir parçası olmak ister misiniz? Luo Feng iki kez gözlerini kırpıştırdı ve ardından selam verdi. Selamlar, koruyucu tanrısal usta, akıllı, dedi dokuz uzaklık ustası, güzel, bu atalardan kalma tanrı nişanı. Bir anda siyah bir jeton ortaya çıktı. Gökyüzünden düştü ve Luo Feng'in önüne düştü. Luo Feng ağır ve soğuk olan jetonu aldı. Simgenin üzerinde yalnızca iki kelime vardı. Ataların Tanrısı. Luo Feng'in tanımadığı gravürlerle yapılmıştı ama üzerinde Ataların Tanrısı yazdığını biliyordu. 9 uzaklık ustası. Bu sizin yaşam damganızla bütünleşmiştir ve ataların Tanrı Okulu'nda bunu kullanabilen tek kişi sizsiniz," dedi. "Bu jetonla ataların Tanrı Okulu ile iletişime geçebilirsiniz ve okul bunu görevlerini duyurmak için kullanır. Evrende olduğunuz sürece ataların Tanrı Okulu ile iletişime geçebilirsiniz." Luo Feng şaşırmıştı. Sanal evren bu şekilde çalışıyordu yalnızca kelimeler aracılığıyla, diye devam etti dokuz uzaklık ustası. Ataların tanrı nişanı benzersizdir. Onu kaybetmeyin. Anladım. Luo Feng rahatlamış hissetti. Sadece kelimelerle iletişim kurmaları etkileyiciydi. Görünüşe göre ataların tanrı simgesini yapmak zordu. Eğer ataların tanrı okulundan biri senin için gelirse. Onlara işareti göster. Seni tanıyacaklardır. Anladım. Luo Feng saygılı bir şekilde cevapladı. Şimdi git. Görünmez bir güç Luo Feng'in etrafını sardı. Su. Luo Feng ortadan kayboldu. Dev kafa şöyle dedi. Blade River Emperor artık bana ait. Ben onun için savaşmadım tam tersine 9 uzaklık dünyama gelip beni rahatsız eden oydu. Bu yüzden onu aldım. Nasıl olacak? Diğerleri Blade River Emperor'u aldığımı keşfettiklerinde tepki gösteriyorlar. Ha ha ha. Geçen sefer. Flame Sky, ZHU Chong Emperor'u aldı ama ben Blade River Emperor'u aldım. Ha ha ha. Yıldız 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 yıldız. Ha. <laughs> Luo Feng etrafına baktı ve kendisini derin uzayın ortasında buldu. Uzaktan dokuz uzaklık uzayını görebiliyordu. Ben, ben şu anda dokuz uzaklık alanının dışında mıyım? Luo Feng, dokuz uzaklık ustasının becerileri karşısında heyecanlandı. Dışarı çıktığı için çok heyecanlıydı ama henüz duygularını göstermeye cesaret edemiyordu. 9 uzaklık ustasının hala onu izleyip izlemediğini bilmiyordu. Ruh kölesine Tanrı ülkesi taşımacılığını seçmesini emretti. Venk. Bulanık. Altın rengi bir ışık parladı. Luo Feng ruh kölesini aldı ve ışığa doğru adım attı. Ardından uzayda kayboldu. Yıldız 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 yıldız. İlk gizli bölgenin sarayında. Ha ha ha. Luo Feng saraya geldi ve çok sevindi. Nihayet. Kanlı denizin suyunu başarıyla geri almıştı. Belki dokuz uzaklık ustası Luo Feng'in kanlı denizden suyu neden aldığını bilmiyordu ya da belki. Zaten biliyordu ama başka planları vardı. Ne olursa olsun Luo Feng amacına ulaşmıştı. Onun bilip bilmemesi umurumda değil. Mesele şu ki daha güçlü olabilirim. Kanlı denizden gelen suyla üçüncü bedenimi üretmeye başlayabilirim. Luo Feng çok heyecanlandı. İlkel kaos şehir liderinin iyiliğiyle kanlı denizden biraz su alabileceğini düşünüyordu ama. Karşılığında alt organizasyona kabul edilmeyi beklemiyordu. İnsan ırkında alt organizasyona ulaşmayı başaran birçok muhteşem varlık var. Luo Feng gülümsüyordu. Gücümün güçlenmesiyle, özellikle de bu kadar çok canavar tanrısı miras fırsatı elde ettikten sonra 5. seviye mirası bitirmem garanti altına alındı. Gelecekte bir gün alt organizasyona katılmak zorunda kalacağım. Aday peygamberler aday tanrılaştırılmış generaller ve 5. seviye veya daha yüksek canavar tanrısı mirasını tamamlayan mirasçılar ataların tanrı okulu alt organizasyonuna katılmak zorundaydı. Ancak Luo Feng şimdi davet edilmişti. ZHU Chong İmparatoru, Bark Ayna İmparatoru ve Luo Feng gibi inanılmaz yetenekler Evren şövalyelerini ölümsüz savaşçılar olarak rakip olabilecekleri ve evren şövalyeleri olduklarında evren efendilerinin rakibi olabilecekleri için ataların Tanrı Okulu tarafından oldukça değerliydi. Evren şövalyeleri olduktan sonra evren efendilerinin gücüne sahip olmaları için biraz eğitim almaları yeterliydi. Sonuçta bunun gibi eşsiz yetenekler Canavar tanrısı yolunda başarısız olsalar Bauhinya adasına geri dönmeyeceklerdi. Ama yine de zaman ve uzay yolunu takip ederek büyük başarılar elde edebilirlerdi. Bu da ataların tanrı okulunun onları önceden kabul etmesinin nedeniydi. Geleceğin yüce varlıklarının kaymasına izin vermediklerinden emin olun. En azından canavar tanrısı yolunu takip ederek bir şeyler başaracağım diye düşündü Luo Feng. İleride katılacağıma göre şimdi de katılabilirim. Özellikle öldürülmekten kaçınmama yardımcı olduğu için. Haha. Ha. Luo Feng kesinlikle 9 uzaklık ustasının takipçisi olmayı beklemiyordu. Mükemmel, mükemmel. Luo Feng bunu düşündükçe daha da heyecanlandı. Sarayda İmparator Tian Chen selam verdi. Tebrikler usta. Tamam aşkım. Luo Feng elini salladı ve dünya yüzüğünü geçici olarak İmparator Tian Chen'in elinde tuttu. Mo Shan'ın bedeni kanlı denizden gelen suyla iç dünyaya girerken bacak bacak üstüne atarak oturdu. Çekirdek. İç dünyada. Ah o o. 600 mil uzunluğundaki altın boynuzlu canavar heyecanla uludu ve geniş kapsamlı gök gürültüsüne benzeyen bir ses çıkardı. Toplamda 9 dünya ağacı var. 9 uzaklık ustasının ise 108 prensi var. Moşa'nın bedeni gökyüzünde durup leğen büyüklüğündeki kanın çalkalanmasını ve yayılan kan kokusunu izliyordu. 9 uzaklık ustası dahil aynı ırktan 109 yaratık var. Bunlardan 109'u 9 uzaklık ustası gerçekten güçlü. Ama her prensin bu kadar aşırı bir yaşam seviyesine sahip olduğuna inanmayı reddediyorum. Başarılı olacak. Başarılı olmalı. Moşa'nın bedeni kanlı denizden gelen su yığınına baktı. Her ne kadar başarı şansının yüksek olduğunu düşünse de Luo Feng prenslerin yaşam seviyelerinden emin değildi. Son başarısızlığını düşününce endişelenmeden edemedi. Kaderimi belirleyen an, hem Mo Shan'ın bedeni hem de altın boynuzlu canavar sakinleşti ve çalkalanan kana baktı. Su. İç dünyanın dünya enerjileriyle çevrelenen kanlı denizin suyu yükseldi ve gökyüzünde yükseklere uçtu. İç dünyada ölüm sessizliği oluştu. Uzun bir süre sonra su yığını iç dünyanın merkezine doğru uçtu. Yetenek tekniği, klon, cins, Luo Feng, tüm iç dünyayı zihniyle kontrol ederek konuştu son kez doppelganger tekniği tetiklendikten sonra iç dünya titremeye başladı. Bu kez sınırsız dünya enerjileri dünyanın merkezindeki kanlı deniz suyu yığınına akın etti. Su hemen buharlaştı ve yalnızca temel yaşam malzemesi dünya enerjileri tarafından sarıldı. Gökyüzünde altın bir top belirdi. Zaten üçüncü bedeni üretmeye başlamıştı. Luo Feng'in zihni her şeyi anında algıladı. Başarılı oldu. Luo Feng fark etti. Tüm yaşam malzemesi çözüldü. Yetiştirilmeye başlandı. Ha 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 ha. Moşa'nın bedeni kahkaha attı. Üçüncü bedenim kanlı denizin dokuz uzaklığı olacak ve gelecekte sınırsız tanrısal güce sahip. Olacağım. Ölsem bile yeniden doğabilirim. Bu gerçek ölümsüzlük. Ah o oh, o, oh. altın boynuzlu canavar heyecanla kükredi. Mükemmel, mükemmel. Luo Feng ayağa kalktı ve yüzü gülüyordu. İmparator Tian Chen'i yakaladı ve Tian Chen, benimle iç, dedi. Hatta başka imparator limit kölelerini bile çağırdı ve onlar da doyasıya içmeye başladılar. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng üçüncü bedeni üretmenin 600 yıldan fazla süreceğini hissetti. İç dünya ne kadar istikrarlı ve güçlüyse, bir bedenin üretilmesi o kadar kolaydı. Ancak vücut ne kadar güçlüyse, bedenin yetiştirilmesi de o kadar uzun sürdü. Luo Feng'in dünyalı bedenini yetiştirmesi bir yıldan fazla zaman alırken, Moşa bedenini yetiştirmesi 3 yıl 9 ayını almıştı. Kanlı deniz 9 uzaklık bedenine gelince. Bu onun 600 yıldan fazla zamanını alacaktı. Eğer Luo Feng iç dünyasını iyileştirmek için metali yutmayı seçmeseydi ve sıradan altın boynuzlu. Canavarın 9. seviye sektör lordu iç bedenine yönelseydi. Bu onun 10.000 on yıldan fazla zamanını alırdı. Zaten bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiştim. Sonuçta bu özel bir yaşam formu. Luo Feng çok sevinmişti. Sırf üçüncü bedeni için pek çok risk almış, pek çok farklı yöntem denemişti. Artık iç dünyası nihayet onu beslemeye başladığından, yapması gereken tek şey Zi uygulamaktı. Sadece 600 yıl. 600 yılını pratik yaparak geçirebilirdi ve bu göz açıp kapayıncaya kadar olurdu. Bundan sonra üçüncü bedeni tamamlanmış olacaktı. Ataların Tanrı okuluna gideceğim. Önümüzdeki 600 yıl içinde hukuk eğitimi almam gerekecek. Ölümsüz olmak benim için zor değil ama bir evren şövalyesi olmak çok fazla çaba gerektirecek. Luo Feng, uzay kanununun yalnızca ışınlanma kısmını tam olarak kavrayabileceğini açıkça biliyordu. Uzay boğulması ve uzay mühürüne gelince, bunların yalnızca küçük bir kısmını kavrayabildi. Uzay yasasının tamamı, üç parçanın da birleşimini gerektiriyordu. Sayısız eşsiz yetenek üçünü de kavradı ancak gerçek yan imparatoru. Zhu Chong İmparatoru ve Bark Ayna İmparatoru gibi sonsuzluk boyunca son adımda takılıp kalmıştı. Luo Feng bunu hafife alamazdı. Ne kadar çok biriktirirsem, atılım için o kadar faydalı olur. Ayrıca üçüncü bölümü de tamamen anladım. Bu da ay politikası ve yıldız haritası için üçüncü hamleyi oluşturmam gerektiği anlamına geliyor. Luo Feng yapacak çok işi olduğunu fark etti. Yıldız 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 yıldız. İçtikten sonra Luo Feng, İlkel Kaos Şehri liderini olanları anlattı. İlkel Kaos Şehri lideri, Luo Feng'in kendi iyiliğini kullanmadığını ve üçüncü bedenini üretmeye başladığını öğrenince çok heyecanlandı. Haha, ha. ilk Kaos Şehri lideri şöyle dedi. Atasal Tanrı Okulu'na yakın güçlü evren efendileri. Ataların Tanrı Okulu'nun alt organizasyonunun farklı akımlarının liderleri olsalar da, sadece alt organizasyona aittirler. Bu dokuz uzaklık, o kadar uzun yaşadı ki rekabet ettiğini düşünüyor diğer yaşlı adamlarla birlikte olmak eğlencelidir. Luo Feng, sıkı çalış. Ataların tanrı okulu tarafından sana çok değer verildiğine göre. Gelecekte bazı gerçek hazineler elde edebilirsin. İki tane elde eden imparator Z.H.U. Chong'u düşün. Alabileceğin her şeyi al. Zamanı geliyor. Evet öğretmenim. Diye yanıtladı Luo Feng. Aynı gün, Luo Feng'in orijinal dünyalı bedeni Primal Secret Region'dan ayrıldı ve God Country Transport. Aracılığıyla Bauhinia Adası'na ulaştı. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng. Bauhinia Adası'na döndükten sonra öğretmeni Tru Yan Knight ve Bin Yağmur İmparatoru. Chamen İmparatoru ve Lili İmparatoru gibi bazı arkadaşlarıyla bir araya geldi ve haber yayıldı. Blade River Emperor geri döndü. Blade River Emperor 9 uzaklık uzayından geri döndü. Blade Nehri İmparatorunun gerçek hazineleri 9 uzaklık girdabının gittiği merkezi yerde mi? Bırakılmıştı. Öyle olmak zorundalar. Evren şövalyelerinin bile orada hayatta kalması pek mümkün değil. Blade River Emperor. Klon tekniğini kullanarak kendini yeniden canlandırmış olmalı. Ama Blade River Emperor'un sektör lordu aurasını hissedemiyorum. Aynı. Blade River Emperor'u da gördüm ama onun sektör lordu aurasını hissetmedim. Bence Blade River Emperor hala gerçek hazinelerine sahip. Bu nasıl mümkün olabilir? Evren şövalyeleri bile orada hayatta kalamaz. Sanırım ya Blade River İmparatoru ölümsüz oldu ya da yeni bir gerçek hazineye sahip oldu. Yeni gerçek hazine mi? İnsanlar zirve bir ırktır. Bu düşük seviyeli gerçek hazineler sıradan ırkların ilgisini çekebilir. Ancak bunlar insanlar için sıradandır ve onlardan bol miktarda bulunur. Haber İhtişam dünyasının açık hava meydanında kontrol edilemeyen bir ateş gibi yayıldı ve bark ayna. İmparatoru da bunu biliyordu. Yıldız 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 yıldız. Sarayda. Kabuk ayna imparatorunun tanrısal bedeni tamamen iyileşmişti. Ancak daha soğuk ve daha acımasız görünüyordu. Doğuştan kasvetli ve gaddardı. Gerçek yağ şövalyesi tarafından ezildikten sonra bu daha da arttı. Sektör lordu aurası yok mu? Kabuk ayna imparatoru dişlerini sıktı. Ölümsüz mü oldu yoksa yeni bir gerçek hazine mi aldı? Eğer ölümsüzse onu doğrudan öldüreceğim. Ben asil ve güçlü bir özel yaşam formuyum. Eğer yeni bir gerçek hazinesi varsa, o zaman onu zorla alacağım. Blade Nehri İmparatoru, Gerçek Yağ Şövalyesi, İntikamımı Alacağım, Yıldız 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 Yıldız. Luo Feng sarayında oturdu ve dışarıda yayılan söylentilere rağmen öğretmeni ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirdikten sonra pratik yapmaya başladı. Luo Feng, tepesine iner inmez. Hatta hareket etmeden önce dağın titrediğini hissetti. Şaşkındı. Bu hazinenin açıldığının işareti miydi? Dağ gittikçe daha şiddetli titremeye devam ediyordu. Gündelik sohbet eden ya da hazine arayan mirasçıların hepsi birden ayağa kalktı ve Luo Feng'in üzerinde durduğu dağa baktı. Çok geçmeden gökyüzü her yönden her ırktan varislerle doldu. Hazine. Hazine açılacak. Hazineyi açtı. Bark Mirror Emperor'da uçtu. İmkansız. Altın gözlerini genişçe açtı ve titreyen dağda Luo Feng'le dahil olmak üzere yedi mirasçının olduğunu gördü. Diğer altı mirasçıdan biri olmalı. Öyle olmalı. Blade River Emperor'dan kalbinin derinliklerinden nefret ediyordu ve onun değerli olanı almasını görmeye istekli değildi. 106 en yüksek ladı. Sadece 106. Sırada yer almasına rağmen hala en değerli 108 eşyadan biriydi ve her biri gerçek bir hazine kadar değerliydi. Daha düşük sıradaki değerli eşyalar bile çoğu ortalama gerçek hazineyle eşleşiyordu. Bark Mirror Emperor'un yalnızca tek bir sıradan gerçek hazinesi vardı ve Blade River Emperor'un da bir tane alabileceğine inanmayı reddetti. Ne yazık ki Bark Ayna İmparatoru için bu onun kararı değildi. Yıldız 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 yıldız. Dağda duran diğer mirasçılar çok heyecanlandılar. Değerli olan, değerli olandır. Dağ titremeye başladı. Hazine açılacak. Benim az önce bu ağaca dokundum. Onu tetiklemiş olmalıyım. Hayır. Benim değerli olanı tetikledim. Varislerin hepsi heyecanlı ve gergindi. Hepsi dağın ancak Blade Nehri İmparatoru üzerine indikten sonra titrediğini bilse de hala onlardan biri olabileceğine dair umutlarını koruyorlardı. En ufak bir umut kırıntısı bile olduğu sürece pes etmeyeceklerdi. Sonuçta bu en değerli 108 şeyden biriydi. Hua, hua, hua. Beş renkli Aurora Gölü dağın tam üzerindeydi ve birdenbire binlerce Aurora girdap gibi dönmeye başladı. Çiyu, 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 çiyu. Gökyüzünden her biri altı bin milden uzun ve beş renkten oluşan binlerce orora düştü. Göktaşı gibi düştüler ve dağı anında sardılar. Onu inanılmaz derecede büyük bir boncuk perdesi gibi dış dünyadan ayırdılar. Mirasçılar muhteşem sahneye bakarken duyguların yükseldiğini hissettiler. Nefes kesen, binlerce orora inanılmaz derecede enerji taşıyordu. Bir evren şövalyesini öldürmek için sadece birkaç tanesi yeterliydi. Sonuçta o, evrenin ilk gücünün koruyucu gerçek hazinesiydi ve aynı zamanda evrendeki en güçlü gerçek hazineydi. Varisler birbirleriyle tartışmaya devam etti. Bu benim, değerli olan benimdir. Or oralar, tepede ve yamaçta duran mirasçılarla birlikte tüm dağı kaplıyordu aniden güçlü güçler üzerlerine doğru ilerledi ve onları perdenin dışına ışınladı. Hayır, hayır, o benim, diğer ırkların mirasçıları şikayette bulundu. Yıldız 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 yıldız. Perdenin dışından pek çok izleyici. Sahnenin olası sonuçları hakkında spekülasyon yaptı. Değerli olanı kim açtı? Blade Nehri imparatoru olmalı. Onu dağa inerken gördüm. Dağda pek çok mirasçı var. Bazıları da yamaçta. Belki de yamaçta saklanan değerli bir şeydir. Gördüklerinde hararetli bir tartışmaya girdiler. Su, 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 su. Büyük ya da küçük. Pullarla kaplı şeffaf ya da sıvı yaratıklar birbiri ardına beş renkli Aurora Gölü tarafından dışarı atıldı. Değerliği kim tetikledi? Hepsi kovuldu. Hepimiz. Bu Blade River Emperor. Hala orada olan tek kişi o. Dışarı çıkan mirasçılar isteksizce birbirlerine baktılar ve yalnızca Blade River Emperor'un hala orada olduğunu doğruladılar. Uzaktan izleyenler Blade River Emperor'u aramaya başladılar ama bulamadılar. Değerli olanı tetikleyenin kendisi olduğunu anında anladılar. Kabuk Ayna İmparatoru dişlerini sıktı ve dişlerini göstererek öfkeyle izledi. Ama ne yapabilirdi? Yanındaki varisler birbirlerine baktılar ama Bark Ayna İmparatoru'nun çileden çıktığını bildikleri için ses çıkarmaya cesaret edemediler. Şan Şövalyesi uzaktan kabuk ayna imparatoruna baktı ve ona küfretti. besil, zekası olmayan, aptal, çılgın, vahşi bir canavar, vahşi hayvanlar, evrende büyük güce sahip ancak sınırlı zekaya sahip yaratıklardı. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng dışarıda olup biteni göremese de ne olduğunu tahmin edebiliyordu. Dağın ayaklarının altında titrediğini hissederek gülümsedi. Değerli olanı alan benim. Değerli eşyalar diyarındaki bir değerlinin tetiklendiği sahneyi duymuştu. Ataların Tanrı Okulu'ndaki yüce varlıklardan bazıları orada saklı değerli eşyaların kilidini açmak için özel koşullar tasarlamıştı ve bu koşullar 5 renkli Aurora Gölü tarafından yönetiliyordu kapsadığı her şeyi izliyordu ve mirasçıların her hareketi dikkatli bir şekilde gözetim altındaydı. Örneğin, Luo Feng suikasta kurban gittiğinde ve yeniden dirildiğinde, bir sektör lordunun bariz aurasına sahipti. Beş renkli Aurora Gölü daha sonra klon tekniğiyle bir sektör lordu olduğuna dair bilgiyi kaydediyordu ve nitelikler göl tarafından otomatik olarak toplanıp işleniyordu. Nitelikler belirli bir değerlinin koşullarıyla eşleştiğinde, eğer o konuma uygun bir mirasçı gelirse o değerli şey ortaya çıkacaktı. Ancak gizlilik adına, yalnızca değerli katkıda bulunanın, değerli açıcının ve beş renkli Aurora Gölü'nün değerlinin ne olduğunu bilmesini sağlamak için, Değerlinin saklandığı alanı abluka altına alacaktı. Yedi Kılıç İmparatoru değerli bir şey elde ettiğinde kimse onun ne kadar değerli bir şey elde ettiğini bilmiyordu. Yıldız, 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 yıldız. Dünya halkasında tek bir nesne vardı. Antik bir gemi, 75 bin mil uzunluğunda ve 19 bin mil genişliğindeydi. Gümüş ışıkla parlayan gemi bir uzay gemisinden çok denizde giden bir savaş gemisine benziyordu. Nedir? Luo Feng, ruhsal gücünü antik gemiye gizlice soktu ve ruh izinin izini gemiye birleştirdi. Birdenbire, onu hayrete düşüren büyük miktarda bilgi zihnine akın etti. Luo Feng elini uzattı. Su, gümüş bir uçuş parıltısı uçtu ve avucunun içine düştü. Cam mermer büyüklüğünde eski bir gemiydi. Bu, uçan saray tipi bir hazine. Luo Feng'in gözleri parlıyordu ve antik gemiye heyecanla baktı. Bu yalnızca üst düzey bir hazine ama gerçek bir hazine kadar değerli olduğuna inanılıyor. Hiç şaşmamalı. Bu bir uçan saray türü ve kesinlikle onu gerçek bir hazineyle takas etmeye istekli büyük varlıklar var. Luo Feng antik gemi hakkındaki her şeyi anında biliyordu. Adı, gümüş ejderha hayalet gemisi. İdi ve üst düzey bir hazineydi ve gökyüzü kurt sarayı gibi işlev görüyordu. Kullanıcıyı geminin içinde olduğu sürece koruyacaktır. Düşman gemiyi yok etmedikçe maddi saldırı neredeyse işe yaramaz hale gelecek ve ruh saldırısı da. Önemli ölçüde zayıflayacaktı. Eğer Luo Feng, Kabuk Ayna İmparatoru tarafından avlandığında bu gemiye sahip olsaydı, geminin içinde saklandığı sürece Kabuk Ayna İmparatoru tarafından incinemezdi ve gemiyle birlikte Kabuk Ayna İmparatoru'ndan kurtulabilirdi. Benzer şekilde Gökyüzü Kurtu'nun efendisi Yanan 9 uzaklık okyanusunun tamamından gelen korkunç saldırıdan gökyüzü Kurt Sarayı'nın yardımıyla kurtulmuştu. Luo Feng gözleri parlayarak, zırh, maddi saldırıların ve ruh saldırılarının yalnızca küçük bir kısmını zayıflatabilir, dedi. Ama bu gümüş ejderha hayalet gemisi çok büyük ve içeride kalmak devasa bir kale tarafından korunmak gibi. Otomat yarışının en pahalı tanrısal üstünden bile daha iyi. Gümüş ejderha hayalet gemisi yönünü esnek bir şekilde değiştiremese de düz bir çizgide inanılmaz derecede hızlı koşuyordu ve güçlü bir savunma gücüne sahipti. Haha, ha. bu üst düzey bir hazine. Evren şövalyeleri onu kesinlikle yok edemeyecek. Evren efendilerine gelince Onların bile üst düzey bir hazineye zarar vermek için önemli miktarda enerji kullanması gerekebilir. Luo Feng çok sevinmişti. Ölümsüz olduktan sonra ruhunu korumak için Kule İncisi ile birlikte gümüş ejderha hayalet gemisinin içinde Luo Feng sırıtmadan edemedi. Elbette değerli bir şeyin kullanılabilmesi için yeterli güce ihtiyacı vardı. Aksi takdirde, kullanıcı antik gemiyi yeterince hızlı süremezse, yüce bir varlık tarafından ele geçirilirdi. Ölümsüz olduğumda bu gümüş ejderha hayalet gemisini kullanabilirim. Luo Feng başını salladı. Gelecekte çok daha güçlü olduğumda ve yıldız kulesini kullanabildiğimde bu benim kozum olacak. Bundan sonra bu Silver Dragon Phantom gemisi sadece yüzeydeki aracım olacak. Silver Dragon Phantom gemisi gereksiz geliyor. Sana sadece, Galaxy, diyorum. Luo Feng ona galaksideki yıldızlar gibi parıldayan gümüş ışık aurasından dolayı adını verdi. Hazinelerin hepsinin kendi orijinal isimleri vardı ama çoğu kulağa gereksiz geliyordu. Mor Saat böyle bir örnekti. Orijinal adı Demon Not Alev Tanrı Saat'iydi. Ancak Luo Feng ona, Mor Saat, adını verdi. Luo Feng elindeki antik gemiye bakarken, Galaxy, ben yıldız kulesini sürene kadar ortağım olacaksın, diye düşündü. Luo Feng'in 9 uzaklık uzayından geri dönmesinin üzerinden 500 yıl geçmişti. Ataların Tanrı Okulu'nun değerli eşyalar ülkesinde sıra dağların sonu görünmüyordu. Dağlar omuz omuza duruyordu. Bazıları çok yüksek, bazıları ise çok dikti. Dağların arasında irili ufaklı göller vardı. Bir dövüşçü yılan kuyruğunu kullanarak arkasındaki kayayı temizlemek için ayakta duruyordu. Uzun zamandır yeni bir değerli görmüyorum. Burada sayısız değerli eşya olduğunu söylüyorlar. Değerli eşyaların sürekli ortaya çıkmasının bir anlamı yok. Ne kadar değerli eşya olursa olsun yok olacaklar. Sonu. Değerli eşyaların ortaya çıkmaması sıkıcıdır. Değerli eşyaların ortaya çıkması o görüntü heyecan vericidir. Yılan kuyruklu diğer ırkın üçgen gözlerinde beklenti parladı. Umarım bu manzara bana göredir. Haha. Ha. Birisi aniden güldü. On milyonlarca kez buraya geldin. Hayal kurmayı bırak. Yakındaki bir varis, bu Blade River Emperor, dedi. Blade Nehri İmparatoru burada. Bir başkası cevap verdi. Blade River 9 uzaklık uzayından döndükten sonra ortaya çıkmadı. İnmek için seçtiği ilk yer değerli eşyalar diyarıydı. Nerede o? Blade Nehri İmparatoru nerede? Birçok mirasçı her yöne bakıyordu. Hatta bazıları gökyüzüne uçtu ve çok geçmeden hepsi aynı yöne döndü. Gümüş zırhlı bir insan yavrusu doğrudan Değerli Eşyalar Diyarı'ndaki en yüksek dağa uçuyordu. Luo Feng etrafına baktı ve yüreğinde sevindi. Görünüşe göre ataların Tanrı Okulu'nun mirasçıları arasında ünlüyüm. Luo Feng'i çok sevindiren şey. Son 500 yılda kaydettiği ilerleme. Özellikle de üçüncü bedeninin olgunlaşmasıydı. Üçüncü bedenimin olgunlaşması yaklaşık 100 yıl daha alacak. Sonrasında ölümsüz olabilirim. Ölümsüz bir savaşçıya dönüşmeden önce buraya gelmem gerekiyor. Luo Feng sayısız değerli eşyanın bulunduğu dağ sırasına baktı. Artık bir sektör lorduyum. Belki bazı yüce varlıklar sektör lordu seviyesindeki mirasçılar için değerli eşyalar hazırlamıştır. Eğer ölümsüz olursam, onları artık alamayacağım. Su. İlk hedefi dağların en yüksekleriydi. 108 dağın her biri. 108 değerli eşyanın en değerlilerinden birini barındırıyordu ve bunlardan yalnızca 42'si. Mirasçılara geçmişti. Diğerleri hala uygun mirasçıları bekliyorlardı. Bakın, Blade Nehri İmparatoru en yüksek dağlara gitti. Görünüşe göre Blade Nehri İmparatoru da değerli eşyalar için buraya gelmiş. Buraya daha önce de gelmişti ve Beyirşan Şövalyesi ile yüzleştikten sonra, değerli eşyalar diyarında doğru dürüst bir tur atmadan anında ayrılmıştı. Onun bu yerle ilgilenmediğini sanıyordum. Nihayet. En kıymetli 108 eşya. Kıymetli mallar diyarındaki en yüksek 108 dağ arasında eşit olarak dağılmıştır. Ve ilk hedefi en yüksek olanıdır. Hırslıdır. Yıldız 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 yıldız. Uzaklarda duran diğer ırkların büyük varlıkları arasında bazıları Luo Feng'i kıskanıyor. Hatta ona düşman oluyordu. Yüksek bir homurtuyla altın saçlı ve gözlü bir figür bir dağın zirvesinden dışarı çıktı. Sırtı hafifçe bükülmüştü ve ona saldırgan bir canavar görünümü veriyordu. Kabuk Ayna İmparatoru, Bark Ayna İmparatoru, sence Blade River İmparatoru değerli bir şey alabilir mi? Bir mirasçıya sordu. Yanındaki birkaç mirasçı en yüksek dağı hedef alıyor, dedi. Kabuk ayna imparatoru sırıttı. En yüksek dağlardaki değerli eşyalar ataların tanrı okulu kurulduğundan beri buradadır. Söylentiye göre bunların ataların tanrılarından biri tarafından yerleştirildiği söyleniyor. Tarih boyunca birkaç sektör lordu seviyesindeki özel yaşam formu bunu denedi ama hiçbiri içlerinden biri değerli bir şey alabilir. Blade Nehri İmparatoruna gelince, o değerli eşyalar ülkesi için o kadar vasıfsız ki, etrafındaki mirasçılar başlarını salladılar. Havlama Ayna İmparatoru, diye yüksek bir figürden bir ses geldi. Kabuk Ayna İmparatoru sesin yönünü takip etti ve Beyşan Şövalyesini gördü. Beyşan Şövalyesi önce uzaktan Luo Feng'e baktı. Sonra şöyle dedi. Blade Nehri İmparatoru uzun yıllardır ortadan kayboluyor. Ve şimdi gittiği ilk yer değerli eşyalar ülkesi. Görünüşe göre gerçekten değerli bir şey istiyor. Onun çabaları olduğunu düşünüyorum. Boşuna olacak. Gitmiş. Bark Mirror Emperor aniden bağırdı. Beisha Knight'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. h -i -m -m. Sırf ikimiz de o Blade River İmparatoruna kin besliyoruz diye benim müttefikim olabileceğini mi? Sanıyorsun. Seni Kuzey Bölgesi İttifakımın ölümsüz varisine zorbalık eden lanet tek gözlü şey. Benden defol git. Kabuk Ayna İmparatoru dişlerini gösterdi ve Beyşan Şövalyesine soğuk bir şekilde baktı. Beyşan Knight'ın vücudu öfkeyle titriyordu. O, Kabuk Ayna İmparatorunun acımasız, aç gözlü ve ulaşılmaz olduğunu duymuş bir evren şövalyesiydi ve bu yüzden şimdiye kadar ona yaklaşmamıştı. Artık Bark Ayna İmparatoru ile Blade Nehir İmparatoru arasında bir çekişme olduğundan, benzerliklerinden dolayı daha yakın olabileceklerini düşünüyordu. Zaten kendisine eşit olan Bark Ayna İmparatoru ile arkadaş olmaya istekliydi. Bark Ayna İmparatoru bir evren şövalyesi haline geldiğinde, çok yakında uygun bir eğitimle bir evren efendisi haline gelebilir. Ancak Bark Mirror Emperor açıkça bu duyguyu paylaşmıyordu. Tamam, tamam, dedi Beir Sean Knight. O kadar öfkeliydi ki yüzü seyiriyordu. Bark Ayna İmparatoru, ne kadar acımasızsın. Kabuk Ayna İmparatoru dişlerini sıktı. Homurdandı ve uçup gitti. Kabuk Ayna İmparatoru kaynadı. Kim olduğunu sanıyor. Etrafındaki mirasçılar dehşetle birbirlerine baktılar. Bark Ayna İmparatoru ve ZHU Chong İmparatoru gibi mirasçılar o kadar güçlüydü ki evren şövalyelerine saygı duymalarına gerek yoktu. Evren şövalyeleri arasında farklılıklar vardı. Kabuk Ayna İmparatoru ve ZHU Chong İmparatoru bile evren şövalyeleri olduktan sonra evrenin Efendileri olabilmek için uygun eğitime ihtiyaç duyuyordu. Hiç şüphe yok ki, yaşam seviyeleri sıradan yaşam formlarından binlerce kat daha yüksek olan bu özel yaşam formları. Evrenin efendileri olma konusunda büyük bir potansiyele sahipti. Kuzey Bölgesi ittifakı ve ataların Tanrı Okulu gibi üst düzey süper güçlerin hepsinin özel hayata, değer vermesinin nedeni de buydu. Formlar verdi ve hatta onlara gerçek hazineler verdi. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng, Bark Ayna İmparatoru ile Beirşan Şövalyesi arasındaki yüzleşmeyi görmedi. Dağların en yüksek noktasına indi. En yüksek dağ, en değerli şey demektir, dedi. Söylentilere göre atalardan kalma bir tanrı değerli şeyleri buraya bizzat koymuş. Luo Feng Dağın tepesinde durdu ve etrafta dolaştı ama hiçbir şey olmadı. Kural, bir varisin nitelikli olması ve dağda durması durumunda değerli'nin kendini göstereceğini söylüyordu. Eğer bir değişiklik olmasaydı, Luo Feng yeterli değildi. Başarısız olmuştu. Yıldız 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 yıldız. Uzakta duran mirasçılar az önce gördüklerinin dedikodusunu yapmaya başlamışlar. Bark Mirror Emperor'a gelince, yüzünde nadir bir gülümseme vardı. Blade Nehri İmparatorunun Luo Feng olması yüzde 90 mümkün, diye mırıldandı. Luo Feng, Turuya'nın öğrencisidir. Kabuk Ayna İmparatoru Homurdandı ve Luo Feng'e baktı. Her ne kadar daha önce Luo Feng'i avlamış olsa da artık eskisi kadar saldırgan değildi. Sonuçta neredeyse gerçek yan şövalyesi tarafından öldürülüyordu. Bu karşılaşma şimdiye kadar ölüme en yakın olduğu karşılaşmaydı. Bark Ayna İmparatoru Çile'den çıkmıştı gerçek yan şövalyesinden nefret ediyordu ve bir evren şövalyesi olduğunda gerçek yanı öldüreceğini yemin etti. Blade River İmparatoru muhtemelen Blade River Emperor'un intikamını almak için onun peşine düşen Turu Yan'ın bir öğrencisi olacaktı. Bu da Bark Mirror Emperor'u Blade River Emperor'a karşı düşman haline getirdi. Gerçek Yan, Blade Nehri Bark Mirror 2 ismi alçak sesle söyledi. Havlama Ayna İmparatoru, bir varis seslendi. Blade Nehir İmparatoru yine başarısız oldu. Bu sefer ikinci en yüksek dağa gitti ve diğer dağların ve göllerin yanında durdu. Hiçbir şey olmadı. İkinci en yüksek dağa ulaştı. Haha, ha. hiçbir şey olmadı. Mirasçılar konuşmaya devam etti. Kabuk ayna imparatoru gittikçe daha geniş bir şekilde gülümsedi. Değerli olanı almak o kadar da kolay değil. Buradaki en kıymetli 108 değerli eşya. Evrenin başlangıcından bu yana mirasçıların ilgisini çekmiş ve bunlardan sadece 42 tanesi alınmış. Ortalama olarak iki değerlinin alınması arasında geçen süre, dedi. Neredeyse sonsuzluk. Koşullar çok zor. Yıldız 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 yıldız. Birbiri ardına dağlar. Birbiri ardına göller. Luo Feng uçmaya ve inmeye. Uçmaya ve inmeye devam etti. Başarısız oldu. Arızalı. Arızalı. Luo Feng. En yüksek dağdan 60. en yüksek dağa kadar defalarca başarısız oldu. Ayrıca rota üzerinde birçok başka yere de uğradı ve bu da onlarca saatini aldı. Bu sırada ölümsüz savaşçılar kadehler halinde şarap içerken izlediler. Luo Feng, "Değerli bir şeyi açmak çok zor." dedi. Ancak paniğe kapılmadı. Sonuçta buraya sadece denemek için gelmişti. Görünüşe göre diğer birçok ırk benden nefret ediyor. Luo Feng bir kanyona uçtu ve uzaktaki izleyicilere baktı. Geçtiğimiz onlarca saat boyunca izlendi. Varislerin çoğu onun sadece eğlenmek için çabalamasını izliyordu. Bazıları ise onu gerçekten kıskanıyor ya da düşmanca davranıyordu. Aslında çoğu kişisel olarak Luo Feng'e düşman değildi. Bunun yerine tüm insan ırkına düşmandılar. İnsan ırkı evrendeki zirve I, R, K, T, I ve evrende sayısız katliam gerçekleştirmişti. Diğer ırklar onları öldürmek istiyordu. İnsanlar iş diğer ırkları öldürmeye geldiğinde acımasızdı ve nesilden nesile birçok ırk insanlardan nefret etmeyi öğrenmişti. Zirve yarışları öldürme yoluyla zirve yarışlara dönüştü. Merhametli sen zirve ırk olamazsın. Zirve yarışına dönüşmek için kaynaklara ihtiyacın var ve kaynakları elde etmek için öldürmen. Gerekiyor. Bu. Birlikte içki içerken Turu Yan'ın Luo e söylediği şeydi. Şu anda Luo Feng, insan ırkına küfrederek kendisine doğru uçan başka ırkları fark etti. Ancak Luo Feng sadece alay etti. Onun akrabası olmayanların farklı bir kalpte olacağı kesindi. Herkes kendi ırkı için savaşıyordu ve doğru ya da yanlış yoktu. İnsanların yeryüzünde hayatta kalabilmek için çok sayıda hayvanı öldürmesi veya köleleştirmesi gerekiyordu. Eğer insanlar yeterince acımasız olmasaydı diğer hayvanlar tarafından öldürülebilirlerdi. Aynı kural uygulandı. Luo Feng'in o kadar güçlü bir iradesi vardı ki tüm lanetleri göz ardı etti. Evren burası. Zayıflar güçlülerin avıdır. Luo Feng 106. En yüksek dağa ulaştı. Artık pek umudu yoktu. Ancak tam Luo Feng 106. En yüksek dağa indiğinde. Hon. Uzun. Uzun. Tüm dağ titremeye başladı ve bu durum mevcut tüm mirasçıların dikkatini çekti. Bir anda değerli varlıklar diyarını bir koşuşturmaca doldurdu. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.